ve süt ürünlerinde güven her şeyden önce gelir. Gültekin et ve süt ürünleri güveninize layık olmanın huzuruyla dana, kuzu, kanatlı et ürünleri, özel sucuk imalatı, şarküteri ve süt ürünlerinde zengin marka yelpazesi ve şehrimizin yoğurt ve ayranda seçkin markası Gültekin yoğurt ve ayran imalatıyla sizlere Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, numara 29 ve Plevne Mahallesi, Beyoğlu Caddesi, numara 46'da hizmet veriyor. Burhaniye'ye 2 kilometre uzaklıktaki Talihli köyünde tiyatro sanatçısı Eftal Gülbudak ve Ümran İnceoğlu'nun öncülüğünde düzenlenen şenlikte büyük coşku yaşandı. Ayakta kalanlar, oturanlar, benim fotoğrafımı çekenler, gülenler, gülümseyenler, kahkahalara boğulanlar, boğanlar, hepiniz hoş geldiniz. Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle başlayan iki günlük şenlikte ilk kez düzenlenen kanto gösterisi de büyük ilgi gördü. Geldik dostlar, hey hey, olacak, aman aman aman, olacak, aman, civanımsın, süzme de beni. Tokat'tan gelen gölge ustası Kemal Atamgüç'ün Karagöz gösterisi de ilgiyle izlendi. Evet, ora nere be? Burhaniye. Burhaniye mi? Evet. Aşağı gelin. İnsanlar sizi bekliyor. Yok ya. Evet. Çağırın sen bir patlatını yerine bir etsin. Ondan sonra kakın kakın gülmeye başla. İsviçre'den gelen Kunos Sirk Tiyatrosu'nun gösterisi de heyecanla izlendi. Tiyatro sanatçısı Eftal Gülbudak, şenliği İmece kültürüyle yaptıklarını anlatırken köylüler de eğlenceye doyduklarını ifade etti. Böyle bir şenlik görülmemiştir. Taylır köyünde güzel bir eğlence oldu. Seyrettik. Taylırlı köyü 4. kültür sanat şenliği bu kez yeniden izleyicilerin karşısında. Bu yıl bir takım sıkıntılar olmasına rağmen şenliğimizi devam ettirme kararı aldık ve 4.sünü 2 gün olmak kaydıyla icra ediyoruz. Farklı gruplar var. İsviçre'den gelen bir sirk tiyatrosu grubumuz var. Virüs isimli bir gösteri sunacaklar. Tokat'tan gelen bir gölge ustamız var, karagöz ustamız var. Bir kantocumuz var. Gerçekten alanında çok başarılı. Bu şenliği, 4. yılını icra ettiğimiz bu şenliği ömrümüz vefa ettiği sürece sürdürme arzusundayız. Umarız bu şekilde olur ve herkes bu şenliğe sahip çıkar, bu imece kültürüne katılır ve el ele vererek kültür ve sanatın hayatımızda sürekli yer almasına vesile olur diye düşünüyorum.